Bu dersimize kardiyak bir hücrenin membran potansiyelini çizerek başlayacağım arkadaşlar. Bunu şimdiye kadar birkaç kez gördünüz. Bu yüzden fazlasıyla aşina olduğunuzu düşünüyorum. Yine de hafızanızı tazelemek için üzerinden geçebiliriz. Bu bir kalp kası hücresi yani miosit. Bu hücrelerde genelde negatif membran potansiyeli oluşur. Bunun anlamı Hücrenin çevresiyle negatif ilişkide olmasıdır. Daha sonra bir noktada komşu bir hücreden pozitif yük alır ve aksiyon potansiyeli oluşur. Hücre pozitif yönde ilerler ve daha sonra potasyum kanalları açıldığında potasyum membran potansiyelinin düşmesine sebep olur. Daha sonra kalsiyumun hızla hücre içine girdiği, potasyumun hızla hücre dışına çıktığı bu ilginç düzlükten geçer ve sonuç olarak potasyum oyunu kazandığında yine düşüşe geçer. Eksi 90 civarına. İşte bunlar aksiyon potansiyelinin fazlarıdır ve bu fazlar belirli numaralara sahiptir. Burası faz 4, burası faz 0 ve bunlar da faz 1, 2 ve 3. Evet bunlar aksiyon potansiyelinin fazları ve numaraları. Şimdi de dikkatinizi kalbe çekmek istiyorum. Kalbin nasıl göründüğünü bir hatırlayalım. Bu dört odacıklı organımız, bu da kalp kasımız. Burada aşağıda iki karıncığımız ve yukarıda iki kulakçığımız var. Bu sağ kulakçık, bu da sol kulakçık. Burası sağ karıncık, yani ventrikül. Burası da sol ventrikül. İşte kalbimiz bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Bir de kalbin farklı bölümlerine yerleşen sinirler var. Mesela gelip buraya yerleşebilecek bir sinir var. Ve bu parasempatik sinir olabilir. Parasempatik için P yazacağım. Parasempatik sinirler sol kulakçık dokusuna da yerleşirler. Bir de gelip buraya ve diğer tarafa yerleşen sempatik sinirlerimiz var ventriküllere yani karıncıklara gelirsek, burada sadece sempatik sinirler bulunur. Bu, üzerinde durmamız gereken ilginç bir nokta. Burada sadece sempatik sinir aktivitesi var. Videonun devamında da sadece ventriküllere odaklanacağız. Kulakçıkta olup bitenler bu videonun konusu değil. Çünkü bu videoda ventriküllerdeki sempatik sinir aktivitesinin kasılabilirliği nasıl arttırdığı üzerinde durmak istiyorum. Bu artan kasılma kuvvetinden bahsedeceğiz. Kulakçıklardaki kasılma kuvvetine odaklanmıyorum çünkü kulakçıkların buradaki rolü kanın ventriküllerin içine dolmasına yardım etmeleri. Fakat ventriküllerdeki kasılma kuvveti çok önemli. Çünkü bu kanın vücudun kalanına ve akciğerlere gidişini etkiler. Bu yüzden bu dersin devamında ventriküllere odaklanacağız. Buraya bir ventriküler hücre çizelim. Bu bir ventriküler kas hücresi. X'in olduğu yerdeki bu küçük arkadaş, işte bu hücre. Bu ventriküler hücrede faz 2 ve faz 3'te ne olduğuna odaklanacağız. Ventriküler hücremizde faz 2'de potasyumun çıkışına izin veren voltaj kapılı potasyum kanalları ve kalsiyumun içeri girmesine izin veren voltaj kapılı kalsiyum kanalları olur. Kalsiyum içeri girdiğinde neler olduğundan bahsetmiştik. Bu bizim sarkoplazmik retikulumumuz. Bu sarkoplazmik retikulumun bir kalsiyum torbası olduğunu düşünebiliriz. Kalsiyum hücreye girdiğinde buradaki küçük reseptöre bağlanır. Bağlanma gerçekleştiğinde sarkoplazmik retikulumun içindeki kalsiyum hücre içine atılır. Hücre dışından gelen bir kalsiyum bu reseptöre bağlandıktan sonra sarkoplazmik retikulum hücre içine, hücrenin sitoplazmasına çok büyük bir miktarda kalsiyum boşaltır. Bunlar normalde faz 2 ve faz 3'te meydana gelen değişikliklerdir. Bir taraftan hücre içine kalsiyum girişi var. Sa e, sarkoplazmik retikulum da hücrenin içine doğru böyle kalsiyumu boşaltıyor, değil mi? Bir tarafta da arkadaşlar hücreyi tamamen terk eden potasyum söz konusu. Şimdi burada sempatik sinirler olduğunu düşünelim. Bu şekilde çizelim. Evet, işte bu sempatik sinir. Bu sempatik sinir, buradaki boşlukta gördüğünüz nörotransmiterlere sahip. Nörotransmiterler burada bir reseptöre bağlanır. Reseptör de hücrenin geri kalanına bir mesaj gönderir. Hücreye mesaj gönderen bu nörotransmiterin adı norepinefrin. Norepinefrin'dir arkadaşlar. Neredeyse asetilkolin yazacaktım. Hatırlarsanız asetilkolin parasempatik sinirlerin kullandığı nörotransmitter. Az daha karıştırıyordum. Peki. Şimdi peki nore e, norepinefrin arkadaşlar. Norepinefrin hücreye girdiğinde ne olur? Norepinefrin kalsiyumun daha da güçlü bir şekilde hücre içine girmesini sağlar. Buradaki kanalları aktif hale getirir daha fazla kalsiyumun, hücre içine boşalmasına izin verir. Burada meydana gelen iki büyük değişiklik bunlar. Daha fazla kalsiyum hücre içine girer ve bun bunlar, bu kanallar aktif hale gelir. Böylece daha fazla kalsiyum içeri dolar ve sarkoplazmik retikulum, hücre içine daha fazla kalsiyum boşaltır. Eğrimizde bu şekilde görünmeye başlar. Bu yükselişin sebebi tabii ki kalsiyum. Kalsiyum girişi arttıkça membran potansiyeli de artar. Daha sonra membran potansiyelinin düşmesine sebep olansa potasyumdur. Hücre içine daha fazla kalsiyum girmeye devam ettikçe kalsiyum sessizce savaşı kazanır. Bu yüzden burada artık düz bir çizgi görmeyiz. Eğrimiz çizdiğim şekilde görünmeye başlar. Sempatik sinirlerle ilgili ilginç bir nokta daha var. ATP kanalları ya da ATP pompaları kalsiyumun hücre içine geri girmesine izin verir. Bu taşıyıcılar kalsiyumun hücreye geri gelmesini sağlar. Tabii ki bu sarkoplazmik retikulum bütün kalsiyumu hücre içine boşaltıp tekrar içeri almaya hazır olduğunda gerçekleşir. Bu gerçekleştiğinde faz 3'te çizdiğim gibi bir düşüş gözlemlenir. ATP kanalları ya da ATP pompaları uyarıldığında kalsiyum sarkoplazmik retikuluma geri döner. Bu Hızlıca bir geri dönüş olduğu için kalsiyum akışının düşüşü de hızlı olur. Potasyum akışı da normalden fazla olur. Sonuç olarak faz 3'te gerçekleşen her şey daha hızlı bir şekilde olup biter. Bunun sebebi de kalsiyumun sarkoplazmik retikuluma geri dönüşünün daha hızlı ve etkili bir şekilde olmasıdır. Evet, epeyce ilginç noktalara değindik, değil mi? Taban çizgisine hızlıca geri döndük. Sonuç olarak bu aradaki mesafe azaldı. Yani kasılma süresi azaldı da diyebiliriz. Fakat aslında hücreye giren daha fazla kalsiyum var. İşte bunlar özellikle vurgulamak istediğim iki temel değişiklik. Daha fazla kalsiyumun içeri giriyor, fakat bu ee, içeri giriyor olması yani, bu daha fazla kalsiyumun içeri giriyor olması, tamam mı? Bu iki temel değişikten biri. Fakat bu daha kısa bir sürede gerçekleşiyor. Yani özetlemek istediğim bu. Bunlar işte sempatik sinirlerin ventriküler kas hücreleri üzerindeki etkileri arkadaşlar. Şimdi de inotropide meydana gelen değişikliğe bakalım. Inotropi kasılma kuvveti anlamına gelir. Burada özellikle ventriküllerden bahsediyoruz. Bu senaryoda daha çok ilgilendiğimiz şeyin odacıklar olduğunu söylemiştik. İnotropinin tam olarak bu noktada etkilendiğini görüyoruz. Burada daha fazla kalsiyum var ve daha fazla kalsiyum daha fazla kuvvet demek. Aynı zamanda da daha fazla kasılma kuvveti demek. Bunun sebebi kalsiyumun hücrenin kasılma için kullandığı mekanizmayı doğrudan etkilemesi. Sonraki derslerimizde bu mekanizmanın tam olarak nasıl işlediğinden bahsedeceğiz. Kalsiyumdaki bu artış sempatik sinirin inotropik etkisinin bir göstergesi. Bu etki ventriküllerin daha hızlı repolarize olabileceğini gösteriyor. Burada olan şey çok daha hızlı gerçekleşen bir ventriküler repolarizasyon. Ventriküller bir nevi sıfırlanıp daha hızlı bir şekilde yeniden ateşlemeye hazır hale geliyorlar. Bu yüzden hızlı repolarizasyon diyoruz buna. Hızlı repolarizasyon. İşte arkadaşlar, sempatik sinirlerin ventriküler kas hücreleri üzerindeki başlıca etkileri bunlardır.